Bir seri başlatacağımı söylemiştim. O seride de fotoğrafları nasıl çektiğimiz üzerine olacaktı. Şimdi dışarıdayız. Şöyle bir aslında ortam çok fazla uygun değil fakat olayın mantığını kavramanız için az çok fikir verecektir. Şöyle bir... Hoş geldin, ben Mehmet Üzüm. Şimdi bir seri başlatacağımı söylemiştim. Bu seri konusuna biraz sonra değineceğim. Umarım sen bu videoyu izliyorken de keyifler yerindedir. Bir şekilde yolunda değilse de yoluna zamanla girecektir diye düşünüyorum. Çok fazla kafaya takma. Şimdi nasıl çekildi serisi 1. bölüm. Önce bu seri ne olacak? Ne üzerine olacak? Bir bunu söyleyeyim. Böylece ilk videoda da hani bu seriyi size tanıtmış olayım. Düşündüğüm şey şu. Bu seride bir fotoğrafı size göstereceğim. Şu an olduğu gibi şu fotoğrafı bütün aşamalarını size göstereceğim. Yani bu fotoğraf nasıl çekildi, hangi açılardan çekildi, işte kaç milimetre lens kullanıldı, diyafram ayarına vesaire vesaire bütün teknik detaylarına gireceğim. Bunun dışında bu fotoğraf nasıl işlendi? İşte nasıl işlenebilir, hangi programlar kullanıldı, hangi değerler kontrastını vesaire vesaire bunların hepsini göreceksiniz. Yani bir fotoğrafın başlangıcından sonuna kadar bütün aşamalarını sizinle paylaşayım istiyorum. Bu sürece belki ilerleyen zamanlarda neden böyle bir fotoğraf çekmeye karar verdim? Yani fotoğrafın artık fiziksel olayından dışlarına çıkıp işte neyi anlatabiliriz? Bu fotoğrafın içeriği ne olabilir? Ne mesaj verebiliriz? Ya da neden böyle bir fotoğraf çekme kararı aldım? Sonunda işte bununla alakalı bir sergi oluşturulabilir mi? Bununla alakalı bir proje oluşturabilir miyiz? İşte bunu hangi yollarla insanlarla paylaşabiliriz, işte sosyal medyayı mı kullanmalıyız ya da işte sergi mi açmalıyız vesaire vesaire ya da işte sergi nasıl açılır. Bütün bunların hepsinin ilerleyen zamanlarda hani cevaplarını vermeyi düşünüyorum. O yüzden bu seriyi birazcık aslında nasıl çekildiğinin daha kapsamlı hali olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu ilk video, ilk bölüm bu videoda da şöyle olacak. Normalde bilmeyenler için söyleyeyim, 30 günlük bir süreç içerisindeyim şu an ve bu 30 gün içerisinde her gün video paylaşacağım dedim. Ve böyle kapsamlı bir seriyi bu bölümün içerisine sokmak, yani bir günde bunu çekmek çok kolay değil. Ayrıca çok kaliteli olmayacaktı o kadar kısa bir sürede yapmak. O yüzden bu ilk video birazcık şey olacak, hani trailer gibi, yani bir tanıtımı olacak olayın. Tabii ki yine de şu fotoğrafı nasıl çektim, nasıl işledim sorularının cevabını da bu videoda bulabileceksiniz. Şimdi olayın mantığını kavramanız için az çok fikir verecektir. Şöyle bir su birikintisi var. Şu su birikintisinde ters ışıkta, güneş arka tarafta şu anda. Fotoğrafı çekerek ters ışık artı yansıma alacağız. Bu şekilde fotoğraf çekeceğiz. Kompakt makineyi açıyorum. Buradan birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Ayarları manuele getiriyorum şu anda. Diyaframı olabildiğince kısacağım. Diyafram 11'de. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Fotoğraflarınızı RAW çekmeye çalışın. Hatta RAW çekmeye çalışmayın, RAW çekin. Çünkü fotoğraflarınız daha fazla... Bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir su birikintisinde, şu anda su birikintisi burada böyle. Fakat arka planda biraz daha farklı şeyler olursa, bir bina görüntüsü olursa fotoğraf daha etkili olabilir. İşte bu fotoğrafta nasıl çektiğimi gördünüz. Zaten teknik detaylarını evde konuşacağız. O zaman evde konuşmaya devam edelim. Hadi. Şimdi dışarıda fotoğraflarımızı çektik. Fakat şunu söyleyeyim, bu fotoğrafları ben hani olayın mantığını anlatmak için çektim. O yüzden siz biraz daha üzerine uğraşırsanız, işte arka planı biraz daha farklı mekanlar seçerseniz vesaire daha güzel fotoğraflar elde edeceksiniz. Şimdi o zaman programa geçelim. Şunu şuraya alayım. Programımız bu.
Lightroom programı, bilmeyenler için durumu şöyle anlatayım. Lightroom, Adobe'nin programı ve fotoğrafçılık paketi var. Aylık 30 lira verirseniz Lightroom CC artı Photoshop CC'ye sahip olabiliyorsunuz. Fakat benim şu an kullandığım versiyon Lightroom Classic. Toplamda hani o size gösterdiğim alanda 35 tane fotoğraf çekmişim. Fakat arka tarafta çektiklerimi de katarsak 60 tane fotoğraf var. Lightroom programını hiç bilmeyen arkadaşlar Lightroom'u araştırabilir. Kanalda da daha önceden çektiğim videolar var. Eğer onları izlerlerse onlar için yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü sizi çok fazla sıkmamak için bu bölümü birazcık hızlı yapmaya çalışacağım. Fakat bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Bu arada büyük ihtimal ortamdan dolayı çok yankı yapacaktır ama yapabileceğim bir şey yok. Neyse, şimdi develop menüsüne geçiş yaptık. Burası fotoğraflarımızı işleyeceğimiz alan. Şurada benim hazır presetslerim var. Yani kendime oluşturduğum filtreler. İstersen ben bunu, şurada siyah beyaz filtrem var benim. Buna tıklayarak zaten hazır ayarlarda siyah beyaz fotoğraf elde edebiliyorum. Bu kadar, bitti bile. Fakat bunun yerine beraber yavaş yavaş fotoğrafımızı işleyelim. İlk önce bir fotoğrafı siyah beyaz yapacağım. Bunun için şu bölümdeki black and white'a tıklıyorum. Ardından pozlamayı kısacağım. Şu değer, şu -1 yeterli benim için. Böylece şuradaki koyuları biraz arttıracağım ve gökyüzünü ortaya çıkaracağım. Bunun niye bu kadar çok kıstığımızı ilerleyen zamanlarda zaten anlayacaksınız. Hafifçe bir kontrast veriyorum. Böylece beyaz ve siyah arasındaki zıtlık artıyor. Gölgeleri birazcık arttırıyorum. Siyahları, şimdi eğer ki Windows kullanıyorsanız Alt, Mac kullanıyorsanız da Command tuşuna basarak fotoğraftaki siyahları kontrol edebiliriz şu şekilde. Aynı işlemi beyazlar için de yapabiliriz. Sonuçta unutmayın, her fotoğrafta bir beyaz ve bir siyah nokta olmak zorunda. Bu fotoğraflarınızı daha doğru işleyebilmenizi sağlayacak size referanstır. Eğer ki bilmiyorsanız da şurada histogram var. Histogramdan da kullanarak fotoğraf işleyebilirsiniz. Ardından, şimdi hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Şuradan detaya giriyorum. Detaydan birazcık arttıracağım. Böylece fotoğrafa birazcık bir keskinlik vermiş oluyorum. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman şurada efekt var. Efekte gelip emaf diyor. Emafı birazcık şöyle fotoğrafın kenarlarını karartıyorum. Aynı zamanda fotoğrafa birazcık grem vereceğim. Böylece daha nostaljik bir hava yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum beyazlara. Tekrar biraz önce söylediğim gibi Command tuşuna ya da işte Alt tuşuna basarak beyazları birazcık arttırıyorum. Şu bölümden de kontrol de edebiliriz aynı zamanda yaptığımız işlemi şu şekilde. Şöyle yapacağım. Tamamdır, fena değil. Şimdi fotoğrafın bütün havasını değiştireceğiz. Bunun için şu Library menüsüne giriyorum. Aşağıda fotoğrafın yönünü çevir var. Yönünü çeviriyorum ve işte hiç fena değil. Tabii ki bunu söylediğim gibi siz arka planı daha güzel mekanlar elde edebilirsiniz fotoğrafınıza bağlı olarak. İşte hani yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Bu tamamen size ve sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Ben bunu olayın mantığını göstermek için çektim. Hani üzerine işte şu an uğraşıyorum 5 dakika. Bir de çekerken 5 dakika uğraştık. Yani 10 dakikalık bir fotoğraf. Hatta 10 dakika bile değil. Şimdi şöyle bir biraz daha güzelleştirdim. Şu alt tarafı sanki aşağısı gerçek değil de üst taraf gerçekmiş gibi yapacağız. Bunu da şöyle bir etkiyle yapabiliriz. Aşağıyı birazcık karanlık yapıp üst tarafı aydınlık bırakacağım. Şu şekilde yapıp biraz daha kontrastı arttıralım. Şimdi olayın gerçekçi gözükmesi için şu iki binanın da aynı tonda olması lazım. Diğer türlü çok yapay gözükecektir. Tamam, şu benim için iyi. Biraz daha siyahları arttırabiliriz. Tamamdır. Şimdi son olarak da şurayı birazcık daha arttıracağız. Şuradan custom'dan ben şuralara getireyim. Tamamdır. Yani bu seriyi böyle başlattım. Yani pek çok kişi işte bu işin çok zor olduğunu, böyle deli gibi uğraşıldığını ya da çok daha farklı anlamlar yüklüyor. Bunlara gerek yok. Bu kadar kasmaya gerek yok. Fotoğraf çekmek ya da fotoğraf işlemek gayet keyifli bir şey. Bundan keyif alın. Bunu eğlenceli hale getirin. Önemli olan şey bu. Ve bu bir yarış değil. Bunu unutmayın. Önemli olan şey kendi mutluluğunuz.
biraz daha şu yamukluğu giderebiliriz diye düşünüyorum. Konuşamadım. Tamamdır. Şu şekilde fotoğraf elde ettik. Fotoğraf fena olmadı. Ha şu ilk haline bakalım. İlk hali fotoğrafın. Şimdi şuradan library menüsüne giriyorum. Pardon, develop menüsüne giriyorum. History var. Yaptığımız işlemlerin tarihi. İlk önce şurada aşağıya inelim. Şunu bir görüntü yarat diyorum. İlk diyelim. Şimdi yukarı çıktığımızda o bir görüntü oluşacaktır. Fotoğraf bu halden. Tabii ki şu anda fotoğraf ters. Şu hale gelmiş. Bence gayet güzel oldu. Tabii ki siz üzerine biraz daha uğraşırsanız Lightroom programıyla daha farklı fotoğraflar elde edebilirsiniz. İşte gölgeleri biraz daha arttırırsınız, kontrastı seviyorsanız. İşte highlight'ı biraz kısarsınız. Hani bu olay tamamen size kalmış. Bu fotoğraf, yani üzerine biraz daha uğraşarak arka plana daha farklı şeyler yapabilirsiniz. İşte mesela özellikle dışarıda, gerçekten dışarıdaki insanları çekebilirsiniz, kalabalık bir yerdeki. Hani bunun gibi, daha önce de söylediğim gibi, yani yaratıcılığınıza bağlı olarak bu işin sınırı yok. Kendinizi zorlayabilirsiniz. Şu an çektiğim şey sadece bir örnek. Bundan çok 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 daha güzel, daha kaliteli fotoğraflar çekebileceğinizi, çekeceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi ilerleyen zamanlarda da bilmeyenler için bu seriye bir isim koyayım diyorum. Ve bu ismi Instagram'da bir hashtag yapalım. Eğer siz böyle fotoğraflar çekerseniz bunları benimle paylaşın. Atıyorum bu yansıma fotoğrafını size gösterdim. Nasıl çekildi, nasıl yapıldı. Bu hashtag ile de beraber bu fotoğrafları paylaşalım diye düşünüyorum. Tabii bunu sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Böyle bir şey olur mu, nasıl olur? Bunu bir yorum bölümüne yazın. Devamında hani bu hashtag'i kendimiz aramızda karar verip oluştururuz. Fakat şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Eğer böyle bir fotoğraf çekerseniz, isterseniz aşağıda zaten benim mail adresim var. Bu mail adresinden atarak benimle paylaşın. Böylece ilerleyen zamanlarda da bir sürprizim olacak. Onu da görmüş olursunuz. O zaman kendinize iyi bakın. Yararlı olduysa tekrar beğenerek destek olabilirsiniz. Fikirlerinizi esirgemeyin vesaire vesaire. Görüşürüz.